Herkese merhabalar. Bugün 28 Mart 2020 Cumartesi. Bildiğiniz gibi virüs salgını bütün dünyada tüm hızıyla devam ediyor. Almanya'da Berk, sağdan gider misin? Almanya'da sokağa çıkma sıkılaştırması, yasak demiyoruz çünkü yasak yok, sıkılaştırması devam ediyor. Almanya'daki vaka sayısı 50 bini geçti, 60 bin bugün olabilir. Hava çok güzel olduğu için biz de bisiklet sürmeye çıktık. Bisiklet sürmede, doğada gezmede herhangi bir yasak yok. Bisiklet sürdüğümüz yerler gördüğünüz gibi açık arazi. Yasak olan şeyleri zaten 100.000 kere tekrarladı insanlar. Ben de tekrarlayayım isterseniz. En önemli yasak birileriyle buluşmamak. Yani buluşmak yasak. Biriyle buluşmamak değil, buluşmak yasak. Dışarıdan, yani ev ahalisiyle, dışarıdan birisiyle buluşmak yasak. Ev ahalisiyle gezmek serbest arkadaşlar. Ama asıl tavsiye edilen hiç dışarı olabildiğince çıkmamak. Temel ihtiyaçlar için çıkmak. Ama tabii ayrıca da insan bunalıyor. Parklara falan gitmiyoruz zaten. Böyle doğada kendi halimizde bir bisiklet turu yapalım dedik. Keza zaten birçok insan da bunu yapıyor. Şimdilik durum böyle. Videonun devamı gelir muhtemelen. Biraz buraları göstereyim size. Dikkat et Kerem. Berk. Düz sür, düz oğlum. Araba çıkabilir yoldan hemen. Ha bir de ne diyecektim arkadaşlar. Almanya'da yaşlılara sokağa çıkma yasağı gibi bir saçmalık yok. Burada 65 yaş falan herkes sokağa çıkabilir, 70 yaş da çıkabilir. Ancak diğer yasaklar tabii ki onlar için de geçerli. Yani genelde tek başlarına geziyorlar. Olabildiğince kendilerini koruyorlar. Hatta bazıları isteyerek hiçbir zaman sokağa çıkmıyor. Yani kendi kendine karantina uyguluyor. Çünkü gerçekten bu hastalık yaşlıları kötü etkiliyor ve birçok Almanya'nın nüfusu biliyorsunuz yaşlı, yani birçok Alman'ı etkileyebilecek bir hastalık bu. Almanya cadde sokaklarını merak edenler için biraz şöyle göstereyim bu güzel ortamı. Nasıl? Evler çok hoş değil mi? Burası Münih'e yakın bir kasaba. Genelde çiftlik evleri var burada. Tahminim bu da bir çiftlik evi. Eski bir ev. Şu çok güzelmiş ama. Adam kendi cennetini kurmuş burada ya. Şimdi gösterdiğim ev tam bir çiftlik evi. Almanya'daki çiftlik evlerinden bir tanesi.
Genelde böyle Hazreti İsa heykeli falan oluyor bunlarda. Bak burada da yazıyor zaten. Karpershofladen. Yani çiftlik dükkanı. Karperlerin çiftlik. Şöyle biraz tarlaları göstereyim sizlere. Uçsuz bucaksız tarlalar. Lan araba. Araba geliyor. İleride at çiftlikleri var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bu atlar hafta sonu bu atlara hafta sonu saatliği 20 Euro'dan filan biniliyordu galiba. Ya da bir atınız oluyor burada. Bakımı için. Yani aslında sizin olmuyor at da ortak bir at oluyor diyelim. Yaklaşık bir 50 euro veriyorsunuz her ay. İşte her haftada binme hakkınız filan oluyor. Öyle şeyler yapılabiliyor bu böyle fırsatlar mı diyeyim artık. Atlar da gayet rahat ya burada özgür biçimde yaşıyorlar arkadaşlar. Az önce bisiklet üstündeydim şimdi indim. Bu hayvancıkları biraz daha net çekmek istiyorum. Ya en azından böyle bir fırsat var. Doğaya çıkıp böyle bisiklet sürebiliyoruz arkadaşlar. Güzel bir şey. Şöyle uzakta Puhheim gözüküyor. Küçük bir gözetleme kulesi. Yine bir at çiftliği çok güzel. Yavaş yavaş bisiklet turunun sonuna geliyoruz. Burada da geyikler var arkadaşlar. Geyik çiftliği midir nedir burası? Bize bakıyor geyikler şu anda pür dikkat. Bakın şuradalar. Evet arkadaşlar, bisiklet turumuzun burada sonuna geldik diyebilirim. Yavaş yavaş sizlere veda ediyorum. Kendinize dikkat edin. Olabildiğince buraları sizlere gösterdim. Şu hastalıklı günlerde biraz içiniz ferahlamıştır belki. Aldığımız temiz havayı sizlere göstermek istedim. Siz de fırsat bulursanız en kısa zamanda doğaya çıkın. Temiz hava alın, spor yapın. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone değilseniz de abone olunuz. Teşekkürler, hoşça kalın. Fark etmez.
Bakalım. Bio Landhof. Hofladım Bio çiftlik.